Arkadaşlar bir şey rica edebilir miyim? Olacak bunlar. Bunlar gariban mı var? Mayboya doğru hocam. Merhaba, ben Duygu Yerdelen, Trakya Üniversitesi Ruh Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyorum şu anda. Lisansımı da daha önceden burada yapmıştım. Uzun dönemdir ben buradayım aslında, bir 6 sene olacak. Karaağaç'ta yaşadım hep, lisans döneminde, yüksek lisans döneminde de öyle. Burası hep böyle organik sebzeleriyle, kabaklarıyla vesaire, özellikle kış aylarında bilinen bir yer. Organik sebzeler dediğim gibi çok iyi, çok var. Hani Trakya'nın bocuk kültürü bu sonbahar döneminde mesela işte Avrupa'da Halloween vesaire. Burada da bocuk var. Biz de hem bu organik meyveleri tanıtma amacıyla hem de işte bocuk bayramının ruhunu birazcık daha topluma indirgeyip toplumun görmesini sağlayarak iç içe bir şekilde burada aktarmak istedik. Resimlerimiz bu yönde. Hocam siz ikili çalışıyorsunuz, tandem galiba. Merhabalar, Bülent Bacıoğlu, Edirne Tanıtım Turizm Derneği. Bugün burada Karaağaç'ta, Edirne'nin Meriç Nehri kıyısına yakın mahallesi, bereketli topraklarıyla, sebzeleriyle bilinen bir mahallemizde bir etkinlik içerisindeyiz. Bu etkinlikte Plastik Sanatlar Derneği ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği, Karaağaç'ın yerel en değerli ürünlerinden biri olan, sebzelerinden biri olan kabak figürünü ön plana çıkararak ve gelecek aylarda geleneksel olarak kutlanılacak ya da işte halkın özellikle kışın en soğuk gecesi olarak kutladığı bocuk gecesine bir atıfta bulunmak adına bir minik bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte yaklaşık 10-15 tane sanatçımız var, genç sanatçımız var, resim okuyan, resim öğrencisi olan, resim yapan öğretmen arkadaşlarımız var. Onlarla beraber 10-15 tane bal kabağı ve özellikle kestane kabağını boyayarak, özellikle bocuk figürlerini işleyerek hem Karaağaç'ın sebzelerini tanıtmaya çalışıyoruz, onların gastronomik ve tarımsal önemini ortaya vurgulamaya çalışıyoruz. Hem de bocuk kültürünü Türklerin özellikle Balkanlardan beri kutladığı, binlerce yıldır kutlayarak bugünlere getirdiği gecesini, bocuk gecesine bir atıfta bulunarak iki kültürü, hem tarım kültürünü hem de geleneklerimizi yaşatmaya çalışacağız. Bu tabaklar boyandıktan sonra herkes bocukla ilgili figürlerini, Edirne'yle ilgili figürlerini resim fırçalarıyla beraber yansıttılar tabaklarının üstüne. Yaratıcılıklarını ortaya koydular. Daha sonrasında da minik bir, sembolik bir ücretiyle beraber değerlendirmeye geçeceğiz. O değerlendirme sonunda da dereceye giren arkadaşlarımıza yine sembolik olarak ama ilginç hediyeler vermeye çalışacağız. Bu şekilde anlatabilirim. Hocam bir saniye biz... Hani Enes Çamlı'da, burada Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Bocuk aslında en soğuk günde geçen bir etkinlik, bir düzenlenen. Edirne'nin bir kültür açısından önemli bir etkinlik. Ben de burada kendi port etkilemelerimle kendi tarzımı yansıttım. Aslında korkunç olmasını istedim. Bir de soğuk renkler kullandım. En soğuk gün olduğu için. Böyle. Kerem Hoca, Enes arkadaşı bir fırçatmasına fırçat versene. Arkadaşı kapaklara. Merak etti. Bir kere bunun altlık lazım, altlık lazım. Dönerak kardan. Fakültesinden Rutur Kerem İşçenoğlu. Bir süredir aslında yerel kültürle sanat arasında bağlar kurmaya çalışıyoruz. Özellikle de Edirne'nin turizm potansiyeli
bir anlamda kültürel değerlerini daha nasıl iyi tanıtırız, daha nasıl iyi geliştiririz diye uğraşıyoruz. Bunun için aslında Edirne'nin çok önemli bir kültürel mirası var ki bu Bocuk denen kültür. Bu aslında hem Orta Asya hem de Balkanları da çok fazla etkilen bir kültür. Ama bunun tabii ki turizm potansiyeliyle beraber biraz yozlaşma tehlikesi var. Yani bir yozlaşma tehlikesi var. Biz bunu daha iyi nasıl yansıtırız, nasıl halkı sokarız, nasıl öğrencilere bunu anlatırız, nasıl gençlere bunu anlatırız diye bir yarışma düzenledik. Bu sembolik bir yarışma bir anlamda. Ama gelecekte bunun belki 100 kabaklık büyük bir halk buluşması, ressam buluşması yapmayı düşünüyoruz. Belki gelecekte de belki bundan 5 yıl sonra her evin önünde bir boyanmış kabak bulmamız muhtemel. Bu da aslında Avrupa'daki gibi festivallerin sadece 3-5 tane sanatçıyla geçitildiği değil, bütün halkın topyekün katıldığı bir etkinlik olmasını düşünüyoruz. Biz uzun süredir Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği ile bu konuda aslında çalışıyoruz ve daha da çalışacağımızı düşünüyorum. Hocam bir gece o. Eğer